Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Güleda gözyaşları arasında defnedilirken katilinin ifadesi kan dondurdu. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Muğla'dan Isparta'ya gelerek işlediği cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip teslim olan Pehlivan'ın ifadesine ulaşıldı. Pehlivan, emniyetteki ifadesinde Cankel ile görüşmek için 15 Kasım Cuma günü Muğla'dan Isparta'ya gittiğini, ardından kızın kaldığı aparta geçtiğini söyledi. Evde kimse olmadığını anlayınca otogara döndüğü öğrenilen Pehlivan 2 gün burada bekledi. 17 Kasım Pazar günü saat 18 sıralarında ikinci kez Cankel'in kaldığı aparta giden Pehlivan, ışığın yandığını görünce zili çaldı. Cankel'in kapıyı açıp kendisini görünce hızla kapattığını, daha sonra yeniden açtığını anlatan Pehlivan, emniyetteki ifadesinde içeri girdim, sonra kapı çaldı. Gelen Osman diye biriydi. Güleda içeri almak istemedi. Ben Osman'ı gördüm, aşağı beraber indik. Osman bana Güleda'yı rahat bırakmamı söyledi. Ben de 5 yıllık arkadaşlığımız var, nasıl bırakayım dedim. Osman'a gitmesini söyledim. O da gitti. Güleda ile eve çıktık. Annesini aradı. Kapatınca telefonu geri aldım, dedi. Pehlivan ifadesinin devamında telefonu elinden aldıktan sonra Cankel'in kapıya doğru koşmaya başladığını ancak kapı kilitli olduğu için kaçamadığını söyledi. Cankel'i boğazını sıkarak yan odaya götürdüğünü anlatan Pehlivan, Güleda'nın yaşam mücadelesi verdiğini, boğazını sıktığım için hava alamadığını, dışarı kaçmak istediğini söyledi. Markete gittik, kaçmaya başladı. Sonra telefonunu istedi. Osman'ı aradığını görünce telefonu kırdım. Yine kaçmaya başladı. Yakaladım. Aparta götürdüm. Boğazını tekrar sıktım. Hava alamadığını söyledi. Dışarı çıkmak istedi. Dışarı çıkınca tekrar kaçmaya başladı. Yakaladım. Sözleriyle anlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin geldiğini ancak Güleda'nın kendisinden şikayetçi olmadığını öne süren Pehlivan'ın onu hastaneye götürdüler. Hastaneye gittim, sonra Güleda ile beni karakola götürdüler. Güleda şikayetçi olmadı, onu evine götürdüler, beni de bıraktılar. Aparta gittim, nasıl olduğunu sordum, kötü olduğunu söyleyince hastaneye götürdüm. Daha sonra eve döndük, uyumuşuz. Saat 10 gibi kalktık. Güleda bana sen nasıl erkeksin, beni dövdün dedi. İfadelerini kullandığı öğrenildi. Zafer Pehlivan, Güleda Cankel'i saat 11 sıralarında öldürdüğünü belirttiği ifadesinde boğazını sıktım, morarmaya başladı. Sesi gitti, boğazından hırıltılar geliyordu. Orada bulunan kabloyu gördüm. Boğazına sardım ve sıkmaya devam ettim. Sonra kalbini kontrol ettim. Yaşadığını görünce bıçağı kalbine sapladım. Ben de karakola geldim, dedi. Bir katil genç bir kadını yaşamdan böyle kopardı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Cankel'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Bu konuda yetkililerimizin de, bizlerin de, anne babaların da, ebeveynlerin de üzerine çok büyük sorumluluklar düşmekte. Güleda gözyaşları arasında memleketi Muğla'da defnedildi.